Ünal Bey, ofisimizdeki bu süslemeniz çok dikkatimizi çekti. Biz tabii böyle baktık, koyunlar var, keçiler var, inekler var. Maşallah dedik ve geçtik. Ama siz bu arada önemli bir cümle söylediniz. Buradaki bütün hayvanların tek tek isimlerini, menşeilerini, özelliklerini size sayabilirim dediniz. Şu koyun değil mi efendim? Evet, evet. Ildefrans'ta %100 etçil bir ırktır. Fransa orijinlidir. Et tutma oranı çok yüksektir. Günlük verimi, randıman oranı yüksektir. Dolayısıyla Avrupa'da çok tercih edilen bir ırktır. Günümüzde ülkemizde de çok tercih edilmeye başlandı. Bizim yerli tabii ırklarımız da hani bir merinosumuz, sakızımız, kıvırcığımız da mevcut. Ancak et tutma oranı yüksek olduğu için bu da son dönemde, son birkaç yıl içerisinde aranan bir ırk haline gelmiştir. Aynı zamanda Suffolk'larımız vardır. Zımlayalım onları. Bu Suffolk'ın da İrlanda orijinlidir. Bu İrlanda mı? Evet, İrlanda orijinlidir. Koyun. Koyun, evet, kesinlikle. Bu da bugün günümüzde aranan bir ırktır kesinlikle. Bunlar da et tutma oranları, gerek işte bu Fransız ırkları, İrlanda ırkları olsun, gördüğünüz ekrandaki hayvanların tamamı özel ırklardı. Yani bize göre özeldi. Bizim ülkemizde çünkü son birkaç yıl içerisinde hayatımıza katıldılar. Şunu öğrenebilmiş bu, biliyor musun? Biliyorum, o bizim ülkemizde pek tutmadı. Onun görselliğinden dolayı, işte hınzıra benzetenlerden dolayı çok ilginç. Tutmadı. Allah Allah. Yani dediğimiz gibi bunlar tamamen etçiliktir. Burada da yine bizim Holsteinlerimiz var. Malum ülkemizde en çok tercih edilen hayvanlar da %100 süt ırkına diyebiliriz. Menşei nedir bunların? Menşei Almanya, Hollanda ağırlıkta ama dediğim gibi Avrupa'nın her ülkesinde de yayılmış bir ırktır. Çok sütçüldü, yani 40 litre et. Ülkemizde bu ırkın çoğaltılması yapılıyor mu size göre? Yapılıyor ama damızlık yapılıyor. O bölümde bir sıkıntı var. Damızlık hayvan üretimiyle ilgili veya süt üretimiyle ilgili desteklerimiz çok yetersiz. Yani ülkemizde insanlar son dönemde et fiyatların çok düşük seviyelerde kalması, yem fiyatlarına neredeyse haftada bir zam gelmesi neticesinde damızlık hayvanlar, ineklerini affedersiniz, kestiler. Kesmek zorunda, kesinlikle kesmek zorunda kalıyor. Süt para etmiyor. Yem çok para, maliyetler yüksek. Yani eşittir, biz ineklerimizi kestik maalesef yani. Şimdi bekliyoruz yeni bir proje çıkarsa diye. Umudumuz yüksek yani, damızlığın desteklenmesi şart. Evet. Bu da simental ırkımız. Özellikle olarak ne, hayvancılıkla ilgili Türkiye'ye ne söylüyorsunuz, söyleyebilirsiniz? Hayvancılıkla ilgili özellikle geç damızlık hayvan... Burada hep fikir mi? %100 geç kaldı, %100 geç kaldı. Yani bu bir takım projeler yapıldı devlet tarafından ama yetersiz ve sahipsiz bir proje yapıldı. Hem küçük başta hem büyük başta. Sahipsiz bir proje yapıldı. Çok bir faydasını görmedik. Daha doğrusu herhangi bir faydasını biz işitmedik bugüne kadar. Hani küçük baş dağıtımı yapıldı devlet tarafından, büyük baş dağıtımı yapıldı genç işçi projesi kapsamlarında. Ancak bunun verimli bir proje olduğunu söyleyemeyiz. Takibi olmadı. Gelen hayvanlar vasıfsızdı ve yetersiz hayvanlardı. İnsanlar bu bölümde zul oldu daha doğrusu. Yani işin Türkçesi bu. Siz bir meslek erbabı olarak devletin teşvik politikasının ne olmasını talep edersiniz? Kesinlikle damızlık projeleri yapılmalı. Yem ile ilgili destekler yapılmalı. Bunların tabii sıkı takibiyle damızlık hayvan refahının üst seviyelere çıkartılması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu canlı hayvan ithalatının önüne geçemeyiz. Damızlık hayvanımız yeterli olmadığı için ve üretim olmadığı için, et fiyatları düşük olduğu için de insanlar niye üretsinler? İtalya'da hazır basit varken niye uğraşsınlar? Ne gerek var yani? Dolayısıyla hazır alıyorlar. Üretmeye gerek yok, tüketime gerek var. Proje şu an yani günümüzde en popüler yani fikir bu. İthal edelim, tüketelim. İthal edelim, tüketelim. Hazır. Niye uğraşalım? Üretimin cazip bir yanı yok şu anda. Yok, öyle yok çünkü destek yok. Peki, teşekkür ederiz. Musa Bey, sizin ilaveniz var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.